Herkese neden böyle bir şey yaptın ki şu Hadi an? Bir tane daha, bir tane daha. Neden yapmasın ki? Salak çünkü. Bu niye kadar. Niye böylesin? Enfeksiyon kız ya bir, neyse. Kız enfeksiyon ne? Ulan enfeksiyon denir mi insana? Bakteri. Bacım sen güzel aç. Tamam, iyi aç, abicim. İyi gir videonu. Haydi bakalım. Hadi o zaman birlikte uzun zamandır ilk videomuz. O yüzden heyecanlıyım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda canım abim ve Mesutçuğum var. Bugün birlikte bebek, genç ve yetişkin yemeklerini deneyeceğiz. Heyecanlı mısın? Kızım çok sen demedin mi biz sinema konuşmaya geldik. O da oradan sonra Osman'a düğünü izledi mi falan filan diye. Ya sen izledin mi düğünü? Asıl sen onu söyle. Yanı başımda uyudun. Sen ne konuşuyorsun lan? Sen bütün film uyumuşsun. Bu da yavrum. Sen az önce balkonda dediğini söylemeyeceğimi sanma. En öndeydim. Uyuduğum belli olmasın diye aralarda uyudum. Aralarda uyudum ki millet görüp ondan sonra uyudu demesin dedim. Mesut Can Tomay'ın zaten klasik taktiğidir. Bir şeyi birisi uyurken, birisi alkollüyken oturur izler ki anlatacak mavrası olsun. Hani malzeme ben çıksın. Ben uyudum. Diyon muyum sevmem. Çıkışta da söyledim. Benim için bir tane Matrix vardır. Bitmiştir. Hastası olmuş baba. Kitabını okumamış, bir şey yapmamış. Düğüne gitmiş. Ben düğünü çok sevmiş. Bir saniye. Ben çıkışta gayet sevdiğimi söylemiştim. Sinemadan ne anlarsınız diyor. Ulan ne anlarsınız? Çıkışta söyleyecek neyin vardı ki zaten? Yattım 1,5 saat onun için. Hayır, bir şey söyleyemedim. Hayır gayet güzel övdüm filmi. İnanılmaz bir filmdi. Hiç böyle bir şey izlemedim. Övüşe bak bak inanılmaz bir film. Düğünün galasında enteresan gacılar vardı. Gala değil ön gösteriminde. Ön gösteriminde. Evet. Kırmana değer miydi peki gala ya da ön gösterim? Şimdi o arkadaştan ne farkın kaldı? Özür dilerim abi. Peki bir şey diyeceğim. Anasını ağlattınız YouTube'u. Bir şey söyleyeceğim. Suyunu posasını emdiniz. Bebek yetişkin genç haftaya nasıl bir şey çekeceksin? Çok uzun süredir birlikte hiç video çekmemiştik. Beni hayatınızdan ekarte ettiniz. Artık evleri ayırdık. Hadi bunları da söyle. En güzeli. Eda bir haftadır homeless gibi kartonun üstünde yatıyor evde. Yemin ediyorum Ajım karton kolide yatıyorum ya. Arkadaşlar bakın kendi evine çıkmanın bir ruh halini yaşayacaksın. Tamam. Bu bir sözümü kesme ben seni saatlerdir dinliyorum. Böyle bir ruh halim var lan sen kendi evine çıktığında kartonda yattın mı? İlk baba... defa dün abimin evinde kaldım bir haftadan beri ve yatakta yattığım için mutlu oldum. Almıyor değil mi seni evine almıyor? Almıyor işim söyle, var söyle. Programım bunları var söyle. Hadi. Mert hocam siz daha iyi bilirsiniz. Ev doluysa doludur ya evimi rahat bırakın artık ya. 2 senedir zaten gittin geldin bilmem ne falan filan. Şimdi diyeceksin ki abicim teşekkür ederim başla YouTube senin sayende. Artık evime çıktım özgürüm. Evinde yerde yatmak Steve Jobs'un bir tane zen fotoğrafı vardı. O da evinde yerde yatıyordu. Anamızı ağlattım ya. Steve Jobs olmasa neyin örneğini verecek? Ulan! Evin tadını çıkarsın oğlum. Ani gelen bir saldırı. Yabani ama deneyimli. Onun devinimini kullanarak karşı koy. İzmitlisi. Ne aldın kız hediyesi? Ne aldın harbiden? Benim bir sürü eksiğim var. Sordum bir şey ihtiyacım var mı? Olur mu? Gider bornoz alır. Giymediğin bornoz alır. Aynen. Bornoz da bir şey diyeceğim. Kuru ekmek, yoğurt, süt yiyen aç köpekler gibi yerde yatıyorsun. Öz abiden. Ben daha ne alacağım sana? Bugün çok güzel bir teklif yaptım ona. Git bana bir tane televizyon seç. Dinleyin şimdi bir saniye dinleyin bunu. Ama iyi. Büyük ekran olsun. Ki filmleri iyi izleyeyim. Öyle bakma suratıma. Filmleri iyi izleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Klasik bir dakika bir dinler misin? Senle videodan önce anlaştık. Allah kahretsin seni. Kaç işin senin telefonun? İnç bilmiyorum. Ben inç hesabı yok bende. Benim televizyondan büyüktü. Tabii ki. Peki hala. Halbuki 55 bu arada. Dedim ki benim televizyon 55 inç. Ben yeteri kadar artık film izleyemiyorum burada. Git bana bir tık büyüğünü seç. Ama öyle çarmör olmasın. Eskiye de bağlı. Kendine yeni televizyonun eskiyi mi vereceksin buraya? Bakın yanlış anlıyorsunuz beni. Benim için sıkıntı yok. Ama yine şey bakteri benim değil mi? Tifo, dizanteri, kolera, sarılık benim. Bu sana ya. Arkadaşlar televizyonum bozuk. Ne yapayım? Bozuksa niye bana veriyorsun? Televizyonum bozuk. Bağırma bağırma. Dede boku yiyeceğiz şimdi. Bağırma. Televizyonum bozuk. Ben de diyorum ki git bunu tamir ettir. Bana yenisini ver. Senin şimdi televizyonda televizyon kullan. Bir televizyon renk problemi var değil mi? Televizyon ekranın ortalarına geldikçe bir kırmızılaşıyor. Ya yalan ya. Televizyonun ucuz, hiçbir şeyi yok. Değil mi kral öyle? Bir bu film Ambilight reklamı yapacaksın ama ucuzsun. Adam gibi söyle. Yürekli Sony. Ey yürekli Sony. Bugün anneme de dedim. Hadi be. Yürekli Sony. Daha önce PlayStation 5'i gönderdim. Allah senden razı olsun. Ben Sony'nin bir tane televizyonunu arıyorum. Kuş Sony, Koma Sony, Dolly Yağı Dolly. Gerçekten kral nereden Sony TV alınır bilmiyorum. O kadar malım işte. Bana bir tane Sony TV, gerçekten gönlümden istiyorum. Eğer bana Sony TV gelirse... Tamam ne yapacaksın? Benim televizyonu iyi takipçimize vereceğim. Ben yine televizyonsuz kalacağım ama. Televizyonsuz kalmıyorsun. Bu senin bu yol arkadaşın sana bir tane çabası bir şey. Alsın. Mesut bana harbiden bir ev hediyesi alsın. Ben de bunu videoda paylaşacağım sizle birlikte. Bir şey söyleyeceğim sana. Televizyonsuzluk problem değil ki. Sen zamanında hatırlarsın. Neydi? Seyyar bir dönemin vardı senin. Evet. Ev ev çağırırdın beni. Ben midyeci gibi gelirdim. Kapıyı çalardım. Hatırlıyor musun? Bir tane eve gitmiştik. Televizyondan hallice laptopu HDMI ile duvardaki bir şeye yansıtmışlardı. Böyle iPhone 4S gibi bir şey vardı. Şimdi televizyon yoktu evde. Hı-hı. Vardı ama şu kadardı ama keyfin gayet yerindeydi. Demek ki bir evin olmazsa olmazı televizyon değildir. Mutlulukmuş önemli olan mutlulukmuş. Seni ya sabırla dinledim.
seni sabırla dinledim. Ben bir test videoya geçmeden evvel. Çok biliyorsun ya YouTube'u, sosyal medyayı. Hadi bakayım bir kafa hareketi yapacağım, o adamı bilebilecek misin? Herkese yapıyor bunu, çıldıracağım. Geçen masada da yaptı biri. Merhaba Nazım, merhaba Beysi. Ne bu, kim bu, anlamadım. Kim baba, biliyorsun, izliyorsun ya. Otur, söylesene. Kim söyle. İlker Canıklıgil. İlker Canıklıgil değil. İlker Canıklıgil beyefendi diyeceksin. Şimdi videona geçebilirsin. Bu bir quizdi sadece. Artık videomuza geçelim. Merhaba ama... Duygu. Evet, iki sohbet daha edelim. 17 dakika ver gitsin bana. Sal harbi, yetişkin ya, yetişkin. Ya. Mama kıtlamak ne ya? Bir şey söyleyeceğim. Konuyu değiştirmeyelim. Senin ev hediyen ayrı ama Mesut'un ev hediyesini ayrı bir şekilde ben sana unutamayacağım ki senin sanatla aran çok iyi. Öğretmenim. Öğretmenim. Bir sek sırada. Ben eve çıkalı 2 yıl oldu. Evet. Ne aldın? Lan evine bir kere davet ettin mi? Oğlum sen eve kimseyi çağırmıyorsun ki. O banyon yüzünden kimseyi davet etmiyorsun sen eve. Daha annem babam gelmedi eve. Siz o banyoyu yaptıralı, ona 55 bin lira vereli, bir yıl oldu anasını satayım. Oo. Sadece bir banyo. İran alısı falan var paspas niyetine. Öyle saçma bir şey yani. Bu zaten zevksizin teki banyosunu düşünemiyorum. Biz başlayabiliriz bence, siz de okeyseniz. Yeteri kadar birbirimize hakaret etmesek bence artık videoyu geçebiliriz. Evet abi, genç yetişkin. Seni kim, kime çok bu telefon? Çok özür dilerim, mobilyacı arıyorum. Bak bir dakika. Videodan önce dedi ki telefonla kıstın değil mi? Al hadi bakalım şimdi. Alo. Efendim. Eda biçimle mi görüşüyorum? Evet. Merhabalar Eda Hanım. Ben bu işin astrofili etkili servisinden arıyorum da sizlere. Merhaba. Dün bir cihaz kurulumu olmuş sizlere. Genel teknisyenlerimizden memnun musunuz? Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. İyi ilgilendiler gayetinizle. Peki. Biz teşekkür ederiz. Herhangi bir ücret talep edildi mi peki? Edilmedi. Anladım Eda Hanım. Müşteri memnuniyeti kapsamını arıyorum. Herhangi bir problem olursa bunlardan bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Ya ben böyle mi konuşuyorum? Kadın hiç şey demedi, beni mi işletiyorsunuz lan demedi. Demek ki böyle konuşuyorsun. Hadi cici bebeği yiyelim, hadi. Abi bebek, genç, yetişkin yemekleri var. Tamam. Biliyor musun? Ben sorunlara bakıyorum. Biz de emir kuluyuz abi, yapacak bir şey yok. Suratınızı atacağım, siz de çekeceksiniz. Hadi. At Mert hocam ya. Açıyor muyuz? Açalım. Ya, anladık artık. Hadi. Aç baba. Aç. Bebiş. Yetişkin. Ya genç. Sen bebiş yemeği mi yiyeceksin? Evet. Ay. 35 yaşında adam, apta mı gideceksin buradan? Bir ağzından burnundan gelecek. En son ne zaman eti cici bebeği yedin? Çok oldu. Niye ağlıyorsun lan? Sakin ol. Bu arada bebek dediysek mama gelmeyecek ki. Mama gelecek. Mama gelecek bebiş. Ciddi misin? Evet. Gözleri kapatalım. Tamam. Gözleri kapatalım. Arkadaş da sormuyorum artık sana. Yani sorma zaten artık. Güzel bir ev hediyesi istiyorsan beni birkaç arkadaşına tanıştır. Halimi hatırımı sormuyor, bana arkadaş gözleri soruyor. Kapatalım. Geçen Eda ama enteresan birini attı ama story'e. Ben de şey yaptım, ona baktım. Kim? He ulan. İhtimal abimin de sorduğu insan. Ben köpeği sordum sadece. İçebiliriz abi. Aç çık. 3-2-1. Bu ne? Mis gibi bir kahvaltı benimki. Bak şimdi ben gencim, tamam mı? Ben Z kuşağının bir elemanıyım. Ben hiçbir zaman böyle bir öğün yemedim. Yani yemek bunları ben ağzıma yedim. Sığdırmaya çalışayım. Mert hocam diyor ki 6. aydan itibaren. Bunun için 34 yıl çok geç değil mi anasını satayım? Tanı nasıl acaba, ben de merak ediyorum onu. Arkadaşlar ne? Şuradan bir elimde eğilebilir miyim? Çek. İğrenç bir herifsin sen ya. Hakikaten senin niye çok kötü bir otel kahvaltısı var önünde? Azıcık döker misin aşko? Baba, no. Al şöyle bir götü şey. Götü yiyen varsa yesin, buyur. Berbat bir şey. Ay çok döktü. Berbat bir şey. Dur bakayım, tadını merak ediyorum. Ben daha önce hiç böyle bir şey yemedim. Bu ne, bebek boku mu bu ya? Bu bayağı kötü bir şey. Bir tane tatsana ya. Eda bir şey deneyim, kötü deneyim diyorsa. Gerçekten kötü diyorum. Bence ikinci etaba geçelim. Kral, ikinci etaba geçelim haydi. İkinci etaba geçelim, ben de yiyemiyorum. Haydi. Yesin, niye yiyemiyor ki? Bu bebek maması no. Valla bebeklere Allah sabır versin, zor işler. Mert hocam şöyle verdim. Hasretli ikinci etaba geçiyoruz. Ay elimde şey kaldı. Bu akşam çekiniyor. Ne o bu akşam? Hala ne sakız gibi yiyorsun? Yut işte şunu. Senin jelibon lan bu. Sanki kuru ekmek verdin ağzıma. Yetişkin. Bebiş. Genç. Yine. Okey, gözlerinizi kapatın arkadaşlar. Hadi abi. Belki bana cici bebe falan ya gelir ya. Onlar güzel oluyor. Acılı macılı bir şey yok değil mi kızım? Yok abicim, her şey gayet normal. Sonra sevgili takipçilerimiz inanmıyor da. Abi 12 milyonunu yedi, niye süs biberde çığlık atıyorsun diye. Haksızlar mı? Açtım. Haydi bakalım. 3-2-1. Oley! Cici bebe. Ne oldu? Mekanlarda 1000 lira ödüyorsun suşilere. Şimdi bir dakika bir şey soracağım. Hadi ya, hadi. Hangi konjonktüre göre seçiliyor bu ürünler? Şimdi mesela senin gençler... bebek opsiyonunla benim genç opsiyonum arasında nasıl bir bağ kurabilir izleyici? Sosisse cici bebe ya. Yani bu onun bir versiyonu olmalı değil mi? Hayır, yanlış bu düşünüyorsun şu an. Bu arada sosisli gözüküyor. Çok iyi. Ben birisiyle yemeğe çıkarsam ben chopstick kullanırım.
Birisiyle bir şey konuşurken chopstick'i yine kullanabilirim yani. E dikkat edersen burada ne var? Vasalimiz var. Ay, burada bir zencefilimiz var. Pekala. Bir deneyelim bakalım. Sosisin mi? Evet. 200 lira var bu arada. Ertuğrul'dan. Sen bu bilgi neden şu an paylaşıldı bak, ama? Bak bu açıyı başka yerde kurguda kullan. Öyle bir döndüm ki. Onu TikTok'ta slow'a düşürüp setliğe yapacaklar. 6 milyar falan izlenecek. Ciddi misin hocam ya? Ben söyleyecektim ama söylemedim. Kızım sen niye söylemedin? Ha paracı. Çünkü bitiremeyeceğinizi biliyordum. Hepsini ben bitiririm. Para da cebimde. Ben senin için bir tane alacağım. Bu Dragon muydu? Oğlum çok konuşuyoruz geliyor bana ya. Bunlar ya. Biz çok konuşuyoruz. Ben yoruldum artık ya. Ne yiyorsun sen? Karbondioksit mi yiyorsun? Bir şey attığını görmedim daha ağzına. Yiyor gibi yapıyor ama yemiyor bence. Hayır. Bir tane şunu deneyeceğim. En son ne zaman bir gacıyla sushi yemeye gittim diye hatırlıyorum. Sakin ol. Vaktim var. Bir yere gitmeyeceğim. Geçen evde fişini gördüm. Sushi yemişsin. Bir dakika. Nerede gördün? Bilmiyorum. Evde fişi vardı. Bir dakika. Sushi. Gözüm çarptı. Ben yokken eve mi giriyorsun? Orası benim evim çünkü yani. Niye öyle yiyorsun? Bir ucundan bir ucundan. Her köşesinin tadına varmak istiyor. Saçını kestirince çok halana mı benzedim ama? Halana mı benziyorsun ya? Kur'an çarpsın ben diyecektim halama benzedim diye. Ya halanız baksın ne halanız var? Halama benziyor. Vallahi halama benziyor aynısı, ya. Aynısı yemin ederim aynısı. Ama halamın bundan haberi yok. Ben nasıl reddedeceğim seni ya? Mert hocam bence üçüncü etaba geçebiliriz. Bitiren yok kazandı? Yine mi kazanamadı? Bitti. Sen bebek mamasını yedin? Cici bebe yedim çok lezzetliydi ama bir tık şişkinlik yaptı. Cici bebe... Aa no aa. Kokusunu da tahammül edemiyorum. Sevmiyor musun sen? Ben çocukken severdim. Gözlerimizi kapatmıyoruz. Pekala. Hemen seçtim. Benimkini alma benim şansımı. Tam senlik bir şey geldi. Genç. Yetişkin. Bebek. Çok vay be finale geldik ya. Rızkını yiyorum. Final yani. Değil abi daha var. Tatlısıyla güzel oldu ya. Ooo kahve. Seninki de biberonda süt. Ya sen süt mü içeceksin? Baba. Pardon. Yine söylüyorum. Bu adamlar başka adamlar. Ah diyet olsaydı var ya bilmedim. Aman yarabbim. Öyle olmuyor mu? Hayal ettiğim küçük resimde de Mesut'un de biberon vardı. Coca-Cola'nın reklam yüzü kimdi? Ne zaman? Ya senin hocam denize sıçramayacak onu merak etme. Hadi lan. Aç bir Coca-Cola iç. En baba Coca-Cola reklamını da Özcan Deniz yapmıştır. Özlemişim Coca-Cola'yı ya. Aksini kim iddia edebilir? Hiçbiriniz yiyip içmiyorsunuz. 7 yıldır ilk defa Coca-Cola içiyorum. Bir ara senin kola içmekten zaten miden delinecekti yani. Böyle bir kola içiş şekli eskiden olmaz. Günde 2 içiyordum. Litre içiyordum. Lan bu bebekler bunu nasıl içiyor? Çok zor bir şey bu. Yani bir bebek kadar beyni yok Mesut. Arkadaşlar kana kana içemememin sebebi gazlı içecekler içmiyorum. Aman sen de onu yemem bunu içmem. Ne getireyim ben size ya? Eğer ki bir gün öncesinden kalmışsam sabah bir tane kutu diyet kolayı patlatırım. Gırtlak gırtlak içerim. Güzel abi kola ya. E niye içmiyorsun o zaman? İçiyorum oğlum içiyorum dilin ya. Dilini değdirip çekiyorsun. Her sesini yükselttikçe... Evine alınacak pahalı eşyalara 3-5 adım daha uzaklaşıyorsun. Yapma kızım. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Onunla 2 dakika ilgilenmeyince böyle yapıyor. Gazın falan da geldi mi iyi misin? Hasret Bey finale geliyoruz artık. Bakalım ne çıkacağız. Ya çok heyecanlı ya. Neyi elime atsam onu şöyle elini atıyor ya tilt oluyorum. Bebek. Ya. Yine mi bebiş geldi sana genç? Yetişkin. Like me. Yetişkin. Bebek gözlerimizi kapattık Osman. Ya da kapatmasak sen kurguda gözlerimizi kapatsan. O beni aşar abi. Pekala. Tamam sadece ufak bir CGI istemiştim o kadar. Açabiliriz abi. Açalım açtık pekala. Oh ananınki ya. Meyve tabağı. Bu ne? Şeftali elma püresi organik. Senin bebekliğin çok tatlıdır ya. Hiç var sıfır. Sen yine kan kusturuyorsun. O kadar aristokrattım ki. Oo. Ama Mesut'un bebekliğini düşünemiyorum. Abi çok kötü ama ya. Benim bebekliğim inanılmaz iyiydi. Ben 10-11 yaşına kadar bak dünyanın en tatlı çocuğuydum. Sonra bir şey oldu. Sonra sana gerçekten bir şey olmuş ama. Burnum bok gibi oldu. Saçım başım götüm götüm büyüdü. Niye böyle oldu anlamadım. Ne oluyor be? Abi bunlar yine bebek ürünü mü? Evet abi. Çok kötü. Mesut'un güzel bir şey olunca ses çıkmıyor bak gayet iyi. Yalan yok. Bir şey sevmiyorsam sevmiyorumdur yani. Bir şey söyleyeceğim. Bir kaşık alıp bırakıyorsun. Bari yemeği dene. 200 lira için savaşını görelim. Vallahi billahi çok şey yemiyorum kızım ya. İtiyor yani beni. Umarım bitiremez. Umarım. Hasret ne kızım yapma gidiyoruz. 20 dolar. Allah'tan kork ya. Geçen Barcelona maçını izlemeye gittik. Sözde maç izlemeye gittik oraya. 35 saniye sonra bizi dışarı çıkarttı. Niye biliyor musun? Biradan başka içecek bir şey yokmuş. Bira tüketmiyorum abi. El Clasico izleyeceğim diye bira içmek zorunda değilim. Dolayısıyla çıktık gittik. Yemem kızım yemem. Kim başka yedi? Videolarda yemekleri yemeyi biliyorsun ama benim olmadığım. Hangi videoda yemek yedim? Sakin ol. Ecen Aslan'a ne uzattı? Ham diye ağzını açıp biliyorsun. Ben uzatınca yok. Lo. Bir saniye açıklayayım. Ecen ağzını ne uzatsa abim ağzını böyle açıyor.
Arkadaşlar bu video çok ahlaksız bir yere gidiyor. Ben işimi yapıyorum sadece. Kimseye yani özel bir şekilde ağzımı açmıyorum. Kaç kere kepsleri dönüyor bunu. Millet beni yerden yere vuruyor. Bana acıyor, üzülüyor. Üzerimde nakit yok. Sıkıntı olur mu sonra versin? Anasını alattım, hepsini yedim. Param nerede? Hasret Bey final. Nakit yok. Mert hocam final. Finale geldik şu. Param nerede? Dur oğlum dur, geliyor. Finaldeyiz. Patron mesaj atmış. En yüksek bakiyeyi bana söyle. Kazanana 5000 lira yollayacağım diyor. Oha. Harbi mi ya? Yapma Mert hocam. Ya bizim hayallerimizle oynamayın abi, ne olur. Son turu atıyorum abi. Tamam. Şu an 200 abi. Biz sıfırız zaten. Şu an 5000 lira için mi yarışıyoruz? Evet. Peki bir tane takipçimiz Eda'nın kanalına daha yeni geldi ve videonun bu anına kadar izledi ki Yusuf hocam daha iyi bilir, ortalama izlenmesine göre bu videonun sonuna kadar gelmişsen kanalın ortalama izlenme süresi gayet iyi bir yerde. O bir. Diyorum ki takipçimiz nereden bilecek? Ya anne bunlar kendi aralarında 5000 lira için yarışıyorlar ama para nirla dediğinde biz parayla ilgili nasıl bir şey göstereceğiz? Genç. Bebek. Yetişkin. Ha, tahmin edemediniz değil mi? 5000 lira var işin ucunda. Aman. Salak, büyük para. Aa, kendine gel. Kapat gözlerini, kapat. Oh. Açalım mı Mert hocam? Harry Potter. 5000 lira mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bebek Hero mamalarının baby en iyisi sütlü açmış. Yine iyi bir şey geldi. 10 numara Hero Baby. Bunu reklamını hatırlıyor musun? Aman. Hale bak. Ay bana bir şeyler oldu. Ben eskiden böyle değildim. Yerdim doymazdım. Düz kalktı işte. 5000 lira okey. Ama Mesut 200, Mesut yerse Mesut kazanıyor abi. Bekleyeceksiniz. Mesut yiyemez ki bunu. Pekala. Mesut'a 200'ü verelim abim, zaten abim ona bir şey vermeyeceğiz. Kabul etmiyorum, danıt ağzıma tıktım. Vallahi kabul etmiyorum. Yo şimdi ben bunu yiyemedim. Her boku kabul ettim, bugün mü kabul etmiyorsun? Konuş içinden. Ben bunu yiyemedim. Okey. Eşitiz. 200 lira kazanmış olacaksın. Madem eşitsiz hiçbir şey kazanmayayım. Yalan atmayın. Bakın videonun bir matematiği var. Finalde 5000 lira dedi. Kim doğru. Dedi bunu? Şu an eşitiz mesela. Ben bu herifle kapışmak istiyorum 5000 lira için. Bunu yiyemedim. 200 benim var, 210'um var. Ben 5000 lira için şu yanımda duran yaşlı lavukla kapışmak istiyorum. Taş kağıt makas yapın. Arkadaşlar taş kağıt makas mı? Tamam. 5000 lirayı, 200 lirayı unut. Tek bir para için yarışıyoruz. 5000 lira. Okey mi? Tamam. 3 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 Hadi. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Hadi. 1 1 0 2 Hadi abi hadi. 2 1 Abim hadi. 2 2 Tekte bitecekti, tekte bitecekti. Sakin olun. İnsanları sakin manipüle olun. Etme, hadi. Gel. Ne yapacaksın 5000 lirayla? Sana ne? Ben gerçekten Yusuf hocam 5000 lirayı alırsam yemin ediyorum müthiş bir hayalimi gerçekleştirdim. Ne hayalin ne? Hakikaten 5000 lira bir anda gelse ne yaparım diye düşündüm. Televizyon almam hocam. iPhone'u yenilemem. Bunlar hep masraf. Parayı tutacaksın bu dönem. Ne yapardın? 5000 lirayla ne yapardım? Bulamıyor. Ya çok enteresan ya. 5000 lira ve yapacak bir şey yok. Malsın. Benim çok iyi planım var ama söyleyemem. Yeni iWatch ne kadar? 5000 lira falan. 4400 alalım. 4400 mü? Yeni iWatch mı alacaksın? 4400 al, 600 lirayı da çarçur et bence. Çarçur mu? 600 lira doğru. Hep böyle kafa böyle AVM matematiğine uygun ya. Zorluya gidersin. Apple'dan iWatch'ı aldın. Glory Jeans'te kahveni iç. Matematik hep bu. iWatch için yarışıyorum şu an. Keanu Reeves inanılmaz boş bir. Mağazalar. Ya mağazalar işte boş bir yemezsin sen. Boş adam. Yok maknakı. Bunu bizim videoda konuşacağız. Takma yapmayı bilen bir oyuncu. Gel hadi. Çok manipüle ettin ama ben kazanacağım. Hadi abi. Ana ne oldu? Ne oldu? Hadi. Şimdi abime 5000 lira verecektin ya. Bence sen ben istersen direkt ikimize ver. Ben vermeyecektim abine 5000 lirayı. Lan ben verecektim. Hayır, bu patronun özel yarışmasıydı. Patron şu an tatilde olduğu için dedi ki kokteylini yudumlarken arkadaşlar ben orada değilim ama gönlüm ve param sizle beraber. Biz özel yarıştık. Kabul etmedi. 200'e 5000'e bir taş kağıt makas daha yaptım. Ben kazandım. Niye biliyor musun? Azat ama etmedi çünkü ve elindekini de kaybetti. Öyle mi? Müthiş aynen bir felsefe. Kesinlikle. Müthiş. Ne kadar okuyan bir insansın ya. Şey diyeceğim, kazandın. Evet. Parayı bana verirsin. Hayır. Verirsin. Zıbaplamaya gidiyorum. No. Hayır, zıbaplamaya gidiyorum. Eda'cığım bizi böyle bir videoya çağırdığın çok, için bir. Çok müteşekkirim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir videoydu. İyi ki geldiniz. Eğlendim. Çok teşekkür ederim. Eğlendim. Böyle şeylerden eğleniyorum baba. Yiyorsun, içiyorsun, sohbet ediyorsun. Heh. Hep gelin ben arada eğlendim. Beni ihmal etmeyin. Beni unutuyorsunuz ya siz böyle bir şeyler ben, yapıyorsunuz kral, ya. Ben onda. Video işlerine bu bakıyor. Sen ve değerli takipçilerine burada bir kere daha teşekkür ederiz. Çok teşekkür Allah ederiz sizlerden izlediğiniz razı olsun. İçin. Bu güzel sohbeti buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.